Bize y eşittir gx'in altında, x eşittir 2 ve x eşittir 8 arasında kalan alan için sağ ve sol Riemann toplamlarını değerlendirelim demişler. Bir bakalım bu alan grafikte maviye boyadıkları alan öyle değil mi? Elde edeceğimiz sonuçlar yüksek mi yoksa düşük mü? Evet tahminler nedir diye de sormuşlar. Şimdi sırayla değerlendirelim. Sol ve sağ demişler o halde önce sol Riemann toplamına bir bakalım. Kısaca sol yazıyorum ama bu tabii ki de sol Riemann toplamı anlamına geliyor anlaştık mı? Tahmini değer için kaç tane alt bölge kullanacağımızı, yani alanı bulmak için kaç tane dikdörtgenden yardım almamız gerektiğini söylemedikleri için buna da biz karar vereceğiz. 3 dikdörtgen kullanmanın burada mantıklı olacağını düşünüyorum. Kısa kenarları eşit olsun olmak zorunda değil ama şimdilik eşit olarak değerlendirelim. Birincisi 2 ve 4, ikincisi 4 ve 6, üçüncüsü de 6 ve 8 arasında olacak. Sol Riemann toplamı alıyorsak, dikdörtgenlerin uzun kenarını, kısa kenarların sol köşesini değerlendirerek hesaplarız. Evet, fonksiyonun kısa kenarının sol köşesinde aldığı değer bize uzun kenarı verecek. Burası yani birinci dikdörtgenin uzun kenarı için g2y. İkincisi için g4'ü ve üçüncüsü için de g6'yı kullanacağız. İşte böyle. Dikdörtgenleri çizince elde ettiğimiz alanın gerçek alandan büyük olacağı, yani tahminimizin yüksek bir tahmin olacağını görüyorsunuz değil mi? Neden diyecek olursanız, dikdörtgenleri biraz daha yakından incelersek, mavi alanın tamamının dikdörtgenlerin içinde olduğunu, buna ek olarak dikdörtgenlerin bir de şu an taradığım alanları da içerdiğini görebiliriz. Bu noktada bize verilen aralıkta azalan bir fonksiyon söz konusu olduğunda ki bu fonksiyonun bu aralıkta azaldığını da görüyor olmalısınız. Uzun kenarı dolayısıyla da alanı hesaplamak için kısa kenarların sol köşesini kullandığımızda evet yüksek bir tahmin elde ederiz. Çünkü fonksiyonun kısa kenarın sol köşesinde aldığı değer fonksiyonun söz konusu dikdörtgen nin kısa kenarı üzerindeki herhangi bir noktada aldığı değerden her zaman daha büyük olacaktır. Azalan fonksiyonlar için sol Riemann toplamının yüksek bir tahmin vermesinin sebebi de budur. Şimdi bir de sağ Riemann toplamına bakalım. Evet sağ Riemann toplamı. Bunun da bunun tam tersi olacağını tahmin ettiğinizi düşünüyorum aslında ama yine de görelim. Yine aynı 3 dikdörtgeni kullanalım ama bu defa uzun kenarı belirlemek için kısa kenarın sağ köşesini kullanacağız. Birinci dikdörtgenin uzun kenarı G4 ile tanımlanacak. Bu şekilde işaretliyorum. İkincisi G6 ile ve üçüncüsü de G8 ile. Şu anda hangi dikdörtgenlerden bahsettiğimiz açık olsun diye bunları da tarıyorum. Evet, bu alanı tahmin etmek için sağ riman toplamını kullanacağız. Dikdörtgenlere bakarak bunun da düşük bir tahmin olacağını hemen söyleyebiliriz. Neden? Aralıklar her birinde alanı tahmin etmek için kullandığımız sarman toplamı dikdörtgeni mavi alanın bir alt kümesi de ondan başka bir deyişle bu dikdörtgenler gerçek alanın bu kısımlarını yakalayamıyorlar. Bu arada bunun sebebi de bunun azalan bir fonksiyon olması. Uzun kenarı belirlemek için dikdörtgenlerin kısa kenarının sağ köşesini kullandığımız zaman değerlendirdiğimiz g değeri her zaman o aralıktaki en küçük g değeri olur. Bu yüzden de fonksiyonun o aralıktaki ortalama uzun kenarından daha düşük bir uzun kenar elde ederiz ve elde ettiğimiz tahmin böylece düşük bir tahmin olur. Şimdi elimizdeki fonksiyon eğer artan bir fonksiyon olsaydı şu anda elde ettiğimiz sonuçların tam tersini söylerdik. Bariz şekilde artan ve azalan fonksiyonlar söz konusu olmadığında ise fonksiyona göre karar vermemiz gerekir. Hatta zaman zaman seçtiğimiz dikdörtgenler bile elde edeceğimiz tahminin düşük mü yoksa yüksek mi olacağını belirleyebilir.